Çok makine dizaynında bunun makine tarafından önemsenen bir ayrım olması gerekmiyor. Yani makinenin kendisini dünyanın geri kalanından ayırt etmesi, kendisine ayrı bir değer biçmesi filan gerekmiyor. İnsanlar evrilirken ya da işte canlılar evrilirken bu gerektiği için, çünkü kendini ötekilerden daha yüksek değerli görüp hani kaplan gelirken ötekilerden daha hızlı koşarak kaçmayı başaranlar hayatta kaldığı için bu canlılarda doğal olarak olan bir önemseme türü. Makinelere bunu kazandırabiliriz, kazandırmaya da biliriz. O anlamda makineler bu şekilde kendine ben demeyi bilinç olarak tanımlarsak bilinçli olmasa da olur ama bilinçlisini de yapabiliriz gibi bir düşüncem var benim. Ama Hocam ben bir katkıda bulunayım. Sizin biz dediğiniz kümenin içine bence sadece bilincinde olan varlıklar girmiyor. Yani ben ve öteki her şey. Yani ben dünyada tek bir insan olarak kalsam ve ya da tek başıma yaşıyor olsam ama bir doğanın içinde yaşıyor olsam, bir orman olsa, bir ağaçlar olsa, yapraklar olsa vesaire, bununla aramda bir birlikteliğin sonucunda da bir bilince sahip olabilirim. Yani oradaki Süper. bizin altı çok önemli, çizilmesi gerekiyor, çok önemli. Yani o biz esasında yaşamı temsil eden. Evet. Evet, aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Ama şunda hemfikir miyiz? Bilincin olabilmesi için seçim yapabiliyor olmak lazım. Evet. Seçim yaptığını zannedebiliyor olmak lazım bence. Ben bakayım kaçıncı dakikada Black Mirror'a bağlayacağız diyordum. İtiraz 18. dakikada bağladık. Yani bir felsefi görüşe göre bütün fiziksel sistemler ta baştan beri bir bilardo masasındaki topların pıt pıt fizik kurallarına göre birbirisine vurmasının benzeri bir süreçle hareket ettiği için aslında hiç özgürlük yok ve hiç seçim yok ve hep bunlar illüzyon. Ki ben de bu felsefi görüşe bayağı yakınım. Ama bilinçli yaratıklar kendilerini özgür zanneden ve de kendilerinin bak karşımda şöyle seçenekler var. Ben bunu değil bunu seçeyim. Bunu seçtim falan gibi davranışlarını ve dünyayla olan ilişkilerini bu şekilde formüle eden yaratıklar. O anlamda bilinç ve seçim yapma yetisi bir arada gidiyor derseniz ona katılırım. Buna ben de katılırım. Mesela Etika'da Spinoza'nın bir lafı var. Diyor ki havaya atılmış olan taşa sorsanız yere düşmenin kendi seçimi olduğunu söyler. Aynen. Dolayısıyla yani biz aslında öyle mutlak bir özgürlük içinde falan değiliz. Neyse. O yüzden zaten burada problemimiz var. Bizim zihin dediğimiz yapı yaşamdan bağımsız bir şey değil. Niye? Ve yaşamın içerisinde entegre. O yüzden bizim şu anda bu var olan neoliberal dediğimiz ve can çekiştiğini düşündüğüm sistem diyor ki özgürsün, bu dünya senin, git keşfet, yüreğinin götürdüğü yere git ve dilediğin şeyi öğren yap. Bu sistemin görüşü. Yani bu tam limbik sistem. Bu nedenle sinir sistemini ile yaşam içerisindeki bu aynı anda var olan hiyerarşik katmanların anlaşılması için sinir sistemi gayet güzel bir analojik model de sunuyor. Şimdi şu slaytta görüyorsunuz beyinciği olmayan ya da bizim ameliyatla beyinciğini çıkarmak zorunda olduğumuz hastalarımız var. Beyincik esasında cik değil. Beyincik beyindeki toplam nöronların %70'ini kapsıyor. Ve yani 100 milyar nöron olduğunu düşünelim yaklaşık. Bunun neredeyse 60-70 milyarı beyincikte. Öyle beyincik çok cik değil. Fakat beyincik bilinçle alakasız. Beyinciği tamamen çıkarsak da tabii ki hastanın fonksiyonlarında belli bazı düzensizlikler tabii ki oluyor. Piyano çalamıyor. Ama kendini biliyor, piyanoyu biliyor, çalamadığını da biliyor. Yani bir bilinciyle alakalı bir fonksiyonu yok beyinciğin. Çünkü onun sinir ağı bilinç yaratmak üzere kurgulanmamış. Ve benim kaplandan daha iyi kaçabilmesini sağlamak üzere önemli bir mekanizma. Ve aslında biz yaşamın kendisinin iç içe geçmiş bilgi işleme katmanları olduğu üzerinde birazcık belki konuşmaya ihtiyacımız var.
Çünkü nasıl ki sinir sistemi omurilikle, beyinciyle, limbik sistemiyle, beyin sapıyla, neokorteksiyle bir arada var ve hepsi birlikte varlar ve hepsi birlikte yaşıyorlar ve bir zihin üretiyorlar. Ve bu zihin esasında yaşamın parçası olan, ondan farklı olan bir yapı değil. Ona entegre, o nedenle zihin içinde bulunduğu yaşam kadar özgür. Hiçbir şey yaşamdan daha özgür olamaz. Hmm. Çünkü her bizim en geniş küme olarak tanımladığımız şey, en geniş yaşantı kümemiz yaşamın kendisi. Evet. Dolayısıyla biz burada bilinç derken kastettiğimiz şey bir ölçüde yaşamdaki çeşitli etkenlere yanıt olarak verdiğimiz yaşantı seçimidir. Diyebilir miyiz bilince? Diyebiliriz ama hani bir de bir yandan da kafamızda sürekli gördüğümüz bir tür film, sürekli bize anlatılan ya da biz izlemekte olduğumuz, başrolünde olduğumuz bir hikaye var. Ve bilinç kelimesi bazen onun için de kullanılıyor. Ama yani buraya kadar dediklerimizde neredeyse tümüyle hemfikiriz. Hemfikiriz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Tabii kafamızın içerisinde bir pattern var. Yani çok çok önemli bir şey. Çünkü ve o paterne göre algılıyoruz. O paternin adı biraz da zihin. O paternin adı zihin. Bu, bilim de esasında böyle çalışıyor. Paradigma dediğimiz şey, yani Thomas Kuhn 1962'de bilimsel devrimlerin yapısında hatırlayacaksınız. Paradigma içinde bulunduğu bilimsel teorinin kölesidir. Yani siz paradigmanız kadar düşünebilirsiniz. Yani yaşamın içinde ne kadar özgürlük var? Bu bilincin en geniş kümesi yaşamın kendisidir. Tanrı derince. Evet, burada belki yalnız hocam şunu da katkıda bulunmak lazım. Yaşam sürekli gelişme halinde bir de. İşte evet. Onu ne geliştiriyor? Yani evet, harika bir soru. Harika bir soru. Şimdi İlya Pregogin buna otopoiesis diyor. Otopoiesis. Bunu ilk önce Schrödinger 1943'te sordu. Buna yanıtı 1977'de Schrödinger verdi ama biraz sonra gelelim oraya. Tabii. Bunu şu slide'a son kez bir bakın. Yani beyincik nöronların %60-70'ini içerdiği halde tamamen stereotipik hareketleri yapma konusunda uzman. Şahane bir robot. Şahane bir robot. Alışkanlıklarımız oradan geliyor diyebilir miyiz hocam? Alışkanlıklarımız değil. Yani mesela robotik, piyano çalabiliyor olmak, stereotipik işi yapıyor olmak, koşmak, bisiklete binmek, düşünmeden yaptığımız her şey, aynen bir robot gibi. Aynen bir bu robot biliyorsunuz Çekçe'de halletmek, bir işi becermek demekmiş. Yani cerebellum, beyincik şahane bir robot. Kendine ait bir bilinci yok. Neyi neden yaptığının farkında değil ama mükemmel yapıyor. Yani ona yap demek lazım. Yap demek lazım. Ve yani bir üst kontrol mekanizması lazım zaten. İşte biraz sonra. Peki beyinciyi ne besliyor hocam? Yani o neyi nasıl yapması gerektiği o mekanik ya da şeyleri bir yerden alıp içine saklıyor. Tabii beyin sapıyla muhteşem bağlantılar halinde. Biraz sonra korpus kallozumla ilişkili bir örnek vereceğim size. Yani görüldüğü gibi sinir bilimle bu zeka, bilinç ve yapay zeka iyi bir analoji yaratabiliyor. Yani beyinciğin bu kadar yıllardır beyincikle ilişkili ameliyatlar yapıyorum. Bir yıl önce falan fark ettim. Beyinciğin bilinçle alakası yok. Bu hasta bizim hastamız. Beyinciği yok. Ama bilinci var. Bilinci var ve normal. Ve çok merak ettim. Acaba dedim ben mi bilinci bilmiyorum ve bu seneki Dünya Bilinç Kongresi'ne katıldım. Sinir bilimcilerin yaptığı. Yani kim ne biliyor acaba ben mi bilmiyorum. Onlar biliyor, bilen birisi var mı? Ve şu grafikle döndüm. Bu Giulio Tononi benim bir arkadaşım şu anda Michigan'da. Onun ilk kez 2016'da yayınladığı bir yazı ve ilk kez o 2016'da zeka ile bilinci birbirinden ayrı fonksiyonlar olarak ayırmış. Bu grafiğin x ekseninde zeka, y ekseninde de bilinç var.
Ve burada bu yazıda hangi tür fonksiyonların saf bilinç, hangilerinin ikisinin ortak ürünü olduğuna dair bir yayın bu. Çok karmaşık değil esasında ama bazı tür yapay zeka ürünleri ya da mesela AlphaZero tamamen saf zekaya koyabiliriz. Evet. Saf bilinç var mı? Evet, yani bu bilinç bilimcilere göre bazı mekanizmalarda saf bilinç de üretilebilir. Hı. Yani farkındalık. AlphaZero nedir? Hocam AlphaZero'yu da hocam siz daha iyi bilirsiniz. AlphaZero bu Google'ın DeepMind şirketinin ard arda ürettiği bir program serisinin sonuncusu. Ona bir oyunun kurallarını anlatıyorsunuz. Tahta oyunları üzerine çalışıyor ve o sadece bu hamle kurallarından kendi kendine milyonlarca defa oynayarak o oyunla ne hangi hamlenin kazanılana zafere bizi götüreceğini insanlardan çok daha iyi öğrenebiliyor. Yani bütün çalışma prensibi tabii insan ürünü olduğu için apaçık önümüzde olan bir algoritma. Ama yendiği bilgisayar programından bir farkı var. Oyunun prensiplerini insanlar tarafından yazılmış, bak bu oyunda burada şöyle yaparsan daha iyi olur tipi ekstra bir bilgi almadan kendisi tümüyle büyük bir deneme yanılma, pekiştirmeli öğrenme denen bir deneme yanılma ve yaşadıklarından öğrenme algoritması kullanarak kendi keşfedip öğrenmesi esas ayırt edici tarafı o. Yani bunun atası vardı işte, Deep Blue diye satrancı yenmişti. AlphaZero'nun da şeyi babası AlphaGo, o da Go oyununu yendi ama orada işte oyunun kuralları ona tanımlanıyordu. AlphaZero'da ise hiçbir şekilde hangi oyunla ilgili kuralların ne olduğunu bilmeden oyunun örneklerini veriyorsunuz ve o kendisi deneye yanıla, yani bir makine öğrenme yapısı aslında. Önce kuralları keşfediyor, sonra da yenmeyi becermeye başlıyor. Ama işte hocanın gelmek istediği nokta herhalde şey, yani bunları yapıyor da bilinci var diyebilir miyiz? Yok, yani hani zekası var diyebiliriz. Evet, aynen böyle. Burada zekası var demekle çok hızlı yapıyor, çok hızlı yaptığı için yolunu deneyip sonuca varabiliyor. Yapıyor, bir tanesi tutuyor. Esasında çok hızlı yapamıyor. Yendiği makine saniyede yanılmıyorsam evet, 60 milyon işlem yaparken AlphaZero dakikada 60 bin işlem yapıyor. Fakat ikisinin çalışma mekanizması birbirinden farklı. Biri şu ana kadar var olan herhalde yaklaşık 10 üzeri 12 çeşit satranç paterni yüklenmiş. Yani müthiş bir big data içerisinde o ana en uygun satranç paternini arıyor. AlphaZero ise sıfırdan başlamış ve bir ölçüde yaratıcılığı var. Hocam bana sorarsanız AlphaZero ile mesela Deep Blue'yu birbirinden bu anlamda ayırmak bizim varmak istediğimiz hedef için yanıltıcı olabilir. Bence AlphaZero'nun da sıfır bilinci var. Deep Blue'nun da sıfır bilinci var. Dolayısıyla bir açıdan insanlara daha benziyor ama benzediği açı o açı değil anladığım kadarıyla. Şimdi çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki yaratıcılık bilinç için gereklilik değildir. Değildir. Keşfetmek bence yaratıcılığın mekanik bilinç için bir iştir. Gerekli olmaması evrimin varoluş nedeni. Evrim böyle çalışıyor. Evet. Evrimin bilinci olmadığı halde evrim yaratıcı. Esasında en önemli yapay zeka evrimin kendisi. Evrim ve yapay zeka bunu belki de iyiyi bulmak için ya da kötüden uzak durmak için yapmıyor. Yapmıyor. Ama kendiliğinden ortaya çıkan bir yaratıcılık süreci var ki evrim var. Ortaya biz çıkmışız. Aynen. Tabii insanda bir hastalık var. Bu hastalık yaşamın içinde her şeyi kendimizle ilişkilendirerek tanımlamak. Bunu hepimiz yapıyoruz. Az önce
Cem'in söylediği gibi ortaya biz çıkmışız. Yani evrim deyince evet evrim var çünkü ben varım. Amaç yani, ben miydim ama acaba? Efendim? Amaç ben miyim acaba? Tabii, yani? Evrimin bütün oluş sebebi benim. Benden sonra da devam edecek mi? Böyle bir hastalığımız var. Yani insan olarak yani Eşref-i Maluk... Hayır, meydan okuyacak bir alternatif olmadığı için ortada nara atıyoruz yani. Abdurrahman Çelebi'yiz biraz. Alternatif ormanda yaşamadığımız için yok. Ormanda yaşasaydık başkasına meydan biz okuyamayacaktık. Şimdi biraz daha devam edelim şu kaldığımız yere. Bu nedenle şehirleri yarattık. Dolayısıyla yani zeka ile bilinç aynı şey değil. Bu nedenle yapay zekadan bahsedebiliyoruz ama yapay bilinçten çok bahsedemiyoruz. Çünkü bilinç farklı bir şey. Evet. Şimdi burada size bir başka bir şey söyleyeceğim. Buna ait çeşitli ispatlarım var. Ama yeterince değil. Yine de bu biraz informal bir toplantı olduğu için bundan bahsetmek istiyorum. Biz şu iki içerisinde yaşıyoruz. Yani kendimizi, beni bu sistem içerisinde bir tarafında zeka olan, bir tarafında bilinç olan yaşam içerisinde kendimizi kabul ediyoruz. Halbuki bizim bizim sebebi de burası. Şimdi bu bulunduğumuz seviye nöronal açıdan düşünüldüğünde tam bir talamo-inziler sistem. Talamo-inziler sistem ne demek? Bunu size söylemeyeyim ama ya da söyleyemem ama şu var, benin ön planda olduğu ve özgürsün, bu hayat senin, yüreğinin götürdüğü yere git diyen neoliberal sistemin bulunduğu zihindeki katman burası. Talamo-inziler korteks. Şimdi ve bu yeterli değil. Çünkü bunun yeterli olmamasının zaten sancılarını yaşıyoruz. Paradigma değişikliğinin gereği işte bu nedenle paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Bu sebepten dolayı bizim şöyle bir şurası bilinç, burası zeka, yeni bir eksene ihtiyacımız var. Bütün problemimiz buradan. Ve yapay zekanın popülerliği de buradan geliyor. Çünkü bu eksenin gerekliliğini esasında fark ediyoruz. Yeni bir düşünce tarzına ihtiyacımız var. Bu düşünce tarzı aslında yaşamın farkındalığı ekseni. Yani bir zeka var. Bizim varoluş amacımıza yönelik olarak yaşamamızı sağlayan sistem. Bir bilinç var. Bizim birlikte yaşam içerisinde var olmamızı ve kendimizi ve bağlantıda olduğumuz kişilerin öncelikle varlığını öne süren sistem. Yani insani zekayı esas zekaymış gibi gören sistem. Ama üçüncü bir eksene daha ihtiyacımız var. Kendi yaşamlarımızda. Ve eksik olan şeyin bu olduğunu yavaş yavaş ben kendim fark ediyorum. Bilmem katılır mısınız? Bu da yaşamı referans olan sistem. Yani yaşamın farkındalığı. Yaşamın içerisinde, yani bir ormanın içerisinde var olan bir yaprak. Bu yaprak kendisini orman için gören bir anlayışta ise o zaman bu sistemin içerisindedir belki diyebiliriz. Yani bu sistem ormanı, yani bu yaprak ormanı kendisi için değil de kendisini orman için görüyorsa o zaman bu üçüncü ekseni de yavaş yavaş tabloya eklemiş olabiliriz. O Tarol hocamın söylediği Newton, Descartes, Bacon biliminin, o deterministik bilimin yavaş yavaş bu bağlantısallık bilimiyle, epigenetik, Laniakea ve konnektom bilimiyle yer değiştirdiği nokta işte burası. Ve sosyolojik olarak da ve kültürel olarak da neoliberalizmin can çekiştiği yer, yani bu post-truth era'nın can çekiştiği yer burası. Post-truth era bu iki ekseni artık yetmezliğini görüyor. Kendisine yeni bir şey arıyor ve kutsadığı iki şey var. Biri zeka, biri çalışkanlık. Ne zeka kutsanacak bir şey, ne çalışkanlık kutsanacak bir şey. Onların yerine yaratıcılık ve iyilik bana göre önem verilmeli. Ama zeka o kadar işte, yani biz şu anda eksik olanı bu zeka içerisinde arıyor olabiliriz.
belki yapay zekanın popülerliği buradan gelebilir mi hocam? Ne dersiniz? Hiç böyle düşünmemiştim. Yapay zekanın son yıllarda ilk işte kitabımda anlattığım ilk 20-30 yılındaki fiyaskolar serisinden sonra hayatımıza dokunan gerçekten bazı manalı işlerde insanlardan daha yüksek performans gösteren sistemlerin üretilebilmesi sayesinde böyle gündeme geldiğini, çünkü insanlara ciddi rakip olabilecek bazı alanlarda olduğunun ortaya çıkması nedeniyle bir heyecan yarattığı kanaatindeyim. Ama dediğiniz ideolojik perspektiften bakılınca elbette, yani zaten bu ideoloji denilen şey de aslında biraz beynimizin bize anlattığı hikaye gibi bir hikayeden ibaret. Yani değiştirilebilen bir şey. Hocam ben şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi son dönemde bence yapay zeka uygulamalarının, yani şimdi artık her şeye yapay zeka diyoruz da biraz daha aslında makine öğrenme demek belki şu an için daha doğru olacak. Bu aslında şöyle bir sebep sonuç ilişkisiyle ortaya çıkmış durumda. Daha hızlı çalışan elektronik cihazlar, işte bilgisayarlar vesaire, bir de bunun üstelik internetle bunların birbirine bağlanması aslında bizim yaşamakta olduğumuz hayattan çok daha fazla veriyi yakalayabilir hale gelmemizi sağladı. Çok daha fazla veri yakalıyoruz. Yani bunun en basit örneği işte hava tahminleri çok daha artık şey oluyor, gerçeğe yakın hale geliyor. Niye? Çünkü hava ile ilgili eskisine göre çok daha fazla veri alabiliyoruz. Çok daha fazla veri aldıkça bu çok daha fazla veriyi nasıl işleyebiliriz diye ortaya bir soru çıkıyor. Ve bu veri işlemi bize, makineye insan beyni gibi buna ben bir şeyler öğreteyim ve eski programlama paradigmasına göre işte bu böyle olursa böyle yap, şöyle olursa şöyle yap demek yerine, zaten 1950'den beri gelen bir miras var, bir yerlere tam adreslenememiş. Orayı tekrar canlandırıp işte bugün yapay zeka dediğimiz, makine öğrenme dediğimiz aşamaya gelmiş durumdayız. Ama şimdi burada maceralar yaşadıkça, burada ilginç uygulamalar ortaya çıktıkça hocanın söylediği belki de yeni bir paradigmaya doğru gidiyor oluyoruz. Çünkü hayatla ilgili, yaşamla ilgili şimdi aslında bugüne kadar hep yanımızda olan ama şimdiye kadar elimizde onu algılayacak imkan olmadığı için yakalayamadığımız verileri yakaladıkça artık şunu görmeye başlıyoruz. Yani zirveye belki artık insanı değil başka bir şey koymamız lazım. İnsan olmasa da yaşam devam edecek. Dolayısıyla da işin ideolojik politik tarafı belki biraz bununla da ilgili, ama hani ideolojisine politikasına kayacaksak ekonomiyi işin içine katmadan düşünmememiz lazım ve hani ekonominin aslında bir teoriye göre 1970'lerden beri, yani paranın karşılığında altının olmasının ortadan kalkmasından beri aslında hani sanayi toplumu, kapitalizm bir çöküş sürecine girmiş durumda. İşte bunun zirvesi en son 2008 Amerika krizi. Dolayısıyla da ortada böyle bir kaotik durum var. Onun için de bir alanda işte yapay zeka, makine öğrenme alanında bu tür yapılan gelişmeler bize yeni bir alternatif, yeni bir paradigma üzerinde düşünmeye sevk etti diye düşünüyorum. Tam ben de böyle düşünüyorum. Yani bu kadar ortak günümüzün karşı karşıya demiştiniz Orhan Hocam ama hiç görüyorsunuz. Ya o bizi kışkırttı hocam. O seyirciler gelsin diye. Seyirci gelsin, kavga dövüş kan götürecek gövdeydi. Siz de buyurun hocam. Siz de buradasınız. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Bu İnsan Konnektom projesiyle bizim ilk keşfettiğimiz şey her şeyin birbiriyle olan bağlantısallığı. Yani biliyorsunuz 1906'da Kayal nöron teorisini ilk kez ortaya koydu ve bununla Nobel'i aldı. Ve biz o tarihlerden bu yana bu nöron teorisine göre nöronların birbiriyle olan etkileşimi üzerine bir beyin anlayışı geliştirdik. Ve söz gelimi benim öğrenciliğimde beyin esas olarak vücudun homoestezisini sağlayan organdı. Ama bu insan konnektom projesinden sonra biz artık beyni zihin öğreten organ olarak algılıyoruz. Ve beyin bu 100 milyar nöron esasında bu bağlantısallık üzerine var. Biz şu anda herhangi birimizin beynini, Tanıl Hocam'ın beynini biz alsak muhtemelen 300 gün sonra
şu anda Tanal hocamın beyninde bulunan bütün atomlar ve moleküller bugün günden farklı olacak. Hepsi değişmiş olacak. Bugünkü atomlardan hiçbiri 300 gün sonra olmayacak. Ama Tanal hocamın beyni aynı kalacak. Çünkü esas önemli olan bu nöronların kendileri değil, bağlantısallığı. Bağlantısallık esas istikrarlı kalıcılığı sağlıyor. Ve bunun bir matematiği var. Ve bu matematik aynen yapay zekada da öğrenmeye başladığımız türden matematik. Bunun matematiğiyle yaşamın içindeki bağlantısallık matematiği, yapay zekanın matematiği, metronun matematiği aynı. Evet. Aynı. Dolayısıyla bu matematik evrensel ve biz yavaş yavaş bu matematiği öğrenmeye başladık. Şimdi bu yine tekrar bu analojiye dönelim. Yani en zor sorulardan birisi, bilimin sorduğu ve yanıtlamakta güçlük çektiği sorulardan bir tanesi şu. Yani bir inorganik evren var. İnorganik evren. Bu inorganik evren bir organik varlık oluşturuyor. Moleküller oluşuyor. Bu moleküller bir araya geliyorlar, hücre oluşturuyorlar. Hücreler bir araya geliyor, işte beyni oluşturuyor. Beyin bir zihin paterni yaratıyor. Bu zihin bir araya geliyor ve bir kültür oluşturuyor. Ve bu kültür bir şekilde bizim yaşam dediğimiz varlık içerisinde bulunuyor. Buradaki, bunu biliyorsunuz, ilk soran Schrödinger. Schrödinger diyor ki nasıl oluyor da bu inorganik evren organik evreni oluşturuyor? Nasıl oluyor? Kimya biyolojiyi yaratıyor. Nasıl oluyor da kimya biyolojiyi yaratıyor hocam? İşte Schrödinger'den sonra keşfettiğimiz gibi öyle bazı moleküller var ki bilgisayar gibi çalışıyorlar aslında. Bu DNA denen şey bir tür bilgisayar programları kütüphanesi gibi bir şey oluyor. Ve o programın işi de bireyleri inşa etmek. Bir bireyi sıfırdan imal edecek şekilde proteinleri Lego parçaları gibi birbirine takmak. Allah'ın işi diyelim, bu şekilde gelişmiş olaylar. Bunu neden Cem Hocam'a sordum? Çünkü Cem Hocam bir soru üstüne diyor ki fiziksel evren, jeolojik evrimi, o kimyasal evrimi, o biyolojik evrimi ve o da yapay zeka evrimini yaratıyor. İyi demişsin. Her şey yapay zeka için var. ama Schrödinger bunu biliyorsunuz, bunu 1943'te sorduğunda daha henüz DNA kodlaması yok. Biz genetik kodlu bilmiyoruz. Bu 43'te bunu sorduktan 10 sene sonra DNA ve DNA tanımlandı. Ve esas önemli olan bir inorganik evrenden organik evrenin ortaya çıkması esasında termodinamiğin ikinci yasasına aykırı. Burada matematikçiler ya da mühendisler vardır. Ben bu konunun uzmanı değilim ama ne dersiniz? Aykırı değil ama ilk başta insanlar termodinamiğin ikinci yasasını tarif ettiklerinde düşündükleri her şey bir odanın içinde oluyor varsayımından kaynaklanan bir çelişkiye benzer bir şey var orada. Aslında hayat, yani böyle düzensizlikten düzenin ortaya çıkması, o düzenin kendi düzenli kopyalarını üretmesi filan, başka bir yerlerde, evrenin başka bir yerlerinde düzensizliğin daha çok artmasıyla kompanse ediliyor. Yani o anlamda evren çapında termodinamiğin ikinci yasası doğru olmaya doğru, da hayat işte onun lokal ihlallerinden oluşan enteresan güzel bir şey. Dolayısıyla esasında yaşamın kendisi en gerçek ya da en büyük yapay zeka yaratıcısı. Yapay zeka derseniz şeref duyarız. Yaşamın kendisi en enteresan. Hocam burada tuzak vardır, hemen kabul etme. Mutlu olasınız diye söyleyeyim. Şimdi siz biliyorsunuzdur da Ilya Prigogine, Belçikalı, Rus asıllı bir Belçikalı, 1977 Nobel aldı. Ilya Prigogine bunu açıklıyor. Diyor ki biyolojik sistemler termodinamiğin ikinci yasasına uymazlar. Ve biyolojik sistemler bu inorganik evrenden bir canlı biyolojik sistem oluşması termodinamiğin ikinci yasasına aykırı değildir. Şimdi yavaş yavaş bizim bu insan beyin projesinde anlamaya başladığımız şeylerden bir tanesi şu. Bütün sistemler bir, yani yaşam dediğimiz sistem birçok kodlamaların aynı anda varlığını sürdürdüğü bir kodlamalar bütünü. Şimdi bunu anlamak için bir analoji size sunmak istiyorum. Bakın yine Nature'dan çıkan bir yazı.
şu şurada gördüğünüz bu GIF, yani bu video GIF dosyası, şurası orijinali. Bu belki bilirseniz ilk sinemayı, ilk sinema filmi de budur. Bu atın gidişi. Bu atın şöyle bir özelliği var. İlk kez, yani sinema teknolojisi ilk icat edildiğinde ve ilk defa olarak atların kaç ayakları aynı anda yere değerek koşmayı başarabiliyorları bu sayede keşfetmiş insanlar. O zamana kadar bu bilinmiyormuş. İşte bunun sayesinde biliyoruz. Ve bu ilk sinema filmini biyologlar almışlar ve bu GIF file'ını önce bir RNA file haline getirmişler. RNA dosyasını DNA haline getirmişler ve bu DNA'yı E. coli bakterisinin içine koymuşlar. Şahane bir şey. Şahane bir şey. E. coli bakterisi 25 nesil çoğalmış. 25 nesil sonra bu bakterinin 25. nesil devamının DNA'sını almışlar ve bunun RNA'ya çevirmişler ve bu RNA'yı tekrar GIF'e çevirmişler ve o zaman yandaki film olmuş. Biraz şey var. Acayip bir şey. Bir mutasyon var yani. Evet, bir miktar bilgi kaybı var. Bir şey soracağım. Bu E. coli 25 kuşak değişirken hiç bir kozmik ışın gelip onu bozmamış mı? Hocam bu... Hocam biraz pürüz var zaten sağda. Zaten bir miktar kayıp var. Görebiliyor musunuz orada bilmiyorum ama bir miktar bilgi kaybı var. Ama yine de kozmik ışın falan filan muhtemelen neredeyse birebir kayıp olmadan bu nakledilecek düzeylere de gelecektir. Burada esas benim anlatmaya çalıştığım şey, bakın bu GIF dosyası önce DNA'ya, RNA'ya aktarılıyor, çoğalıyor, protein sistemlerinden geçiyor, sonra tekrar geri alınıyor ve tekrar GIF haline geliyor. Yani yaşam iç içe geçmiş kodlamalar bütünü. DNA bir tür hard disk gibi bir şey yani. Bir bellek. Hepsi hard disk gibi bir şey. Blockchain hocam, blockchain. Harika. Yani harika. Bu yani bu sinir sistemi gibi çalışıyor. Size şurada göstermeye çalıştığım şu sistem gibi. Hepsi aynı anda varlar. Sinir sisteminde de neokorteks, limbik sistem, talamus, sinir omurilik, bunların hepsi aynı anda varlar. Ve yaşam dediğimiz şey bir arada var olan bir enformasyon sistemi. Hocam ben de kitapta bunu diyorum aynen. Biliyorum. Bilgisayar işte. Yani benim gözümle bakıldığında bilgi işlem prensipleri çalışıyor orada. Tabii bütün hikaye bu, dur demek istemiyorum ama çok önemli bir bilgi işlem sistemi aslında yaşam. Evet. Ama bir fark, sadece tek bir kodlama sistemi yok. Var olan bütün kodlama sistemleri aynı anda varlar. Birbiriyle etkileşiyorlar. Ve bunlar farklı paradigmalar içerisinde aynı anda varlar. Zaten mucizevi olan şey bu. Yani bu burada kadar, herhalde şuraya geleceğiz. Pek çok öğretide var olan her şey aslında insan için var şeklinde bir şeyde gelip bitiyor. Ama biz burada sanki şunu algılıyoruz. Aslında var olan her şey yaşamın kendisi için var, yaşamın devamlılığı için var. Bravo. İnsan da bunun şimdiye kadarki evrim sürecindeki en ileri halkası ama son halkası değil. Hatta en ileri olduğu da tartışılır. Hatta en ileri halkası bile değil. Onu şimdi biraz sonra ona ait bir şey göstereceğim hocam. O zaman belki tekrar söz alırsın. En iddialı halkası. Bence en kendini bilmez halkası. Evet. En bilinçsizi diyebilir miyiz? Aşağılamayın ya. Yok, aşağılamıyorum. Yani. Aşağılamıyorum ama biraz haddini aştığını düşünüyorum. Doğru. Biraz, çünkü insan yaşama rağmen var olacağı sanrısına kapıldığı için. Oysa insanın yaşama rağmen var olması mümkün değil. Dolayısıyla insanın en azından kendisine hak ettiğinden fazla bir önem atfettiği görüşündeyim. O nedenle yapay zeka derken ki zeka tanımını Turing testine göre yapıyoruz. Sanki Turing testi gerçek zekanın tarifiymiş gibi. Tabii ki çok önemli bir şey ve Turing'in yaptığı çok akıllıca bir şey. Evet, Turing'in yaptığı makineler düşünemez diyen insanları can evinden vuracak bir karşı argüman bulmak. Yoksa Turing'e
bir aile ortamında sorsak zeka nedir diye insanları taklit edebilmektirden kesinlikle daha zekice bir şey söylerdi, ona eminim. Kesinlikle. Benimki mi? Peki. Şimdi yaz biraz... burada bir şeyin altını çizelim hocam. Yani o zaman bu bakış açısıyla belki şunu söylememiz lazım. Hani bugün ileri teknolojiler üzerine çalışan, yapay zeka üzerine çalışan bütün bilim insanları belki de az önce tanımladığımız kibirli insanın o kibirinden kurtulmasını sağlamak üzere bir çalışma içinde. Çünkü onların bu çalışmalarının sonucunda bir noktadan sonra eğer yaşam başka bir yere gidecekse, yani insan normundan formundan başka bir forma gidecekse, onun kahramanları bugün bu alanlarda çalışanlar olacak. Onlar da belki geleceğin peygamberleri olacak o zaman. Valla peygamber olacakları için değil ama şu anda herkesin yaptığının dışında o kibrin ötesinde yeni bir şey yaptıkları için kendilerine saygı duyuyorum. Evet. O yüzden de size de saygı duyuyorum. Çünkü sizin yaptığınız da zaten iyi birer bilim insanı olarak bu. Şimdi birazcık yan bir alana gidip sonra bunları toparlamaya çalışacağım. Vaktimiz biraz var. Tamam. Yani şimdi burada görüyorsunuz bu 300 milyar nöronlu beynimiz. Hocam bu sizin beyniniz mi? Bu benim de aklıma o geldi. İsmi görünce. Yani benimki bu kadar sağlıklı mı bilmiyorum. Maşallah var. Ama bu güzel bir beyin. Bizim anatomi kadavra salonumuzda tamam. öğrencilerimizin bir kadavrada kendimizlerin boyadığı bir beyin. Şimdi bakın, insan konnekton projesine birazcık geleceğim. Bunu burada beynin iki yarım küresini görüyorsunuz ve ortada da iki yarım küreyi birbirine bağlayan corpus callosum dediğimiz bu yapıyı görüyorsunuz. Corpus callosum aşağı yukarı 250 milyon aksonun karşıdan karşıya geçmesiyle iki yarım küreyi birbirine tanıtan bağlantı. Corpus callosum, corpus gövde demek, oluşum demek, bağlayıcı cisim anlamında. Şimdi biz bazen ameliyatla bu corpus callosumu kesiyoruz. Epilepsi cerrahisinde. Ve bu hastalarımızı incelediğimiz zaman elde ettiğimiz belki de bilinci açıklamaya yönelik, hatta belki yapay zekanın ilk örneklerine yönelik olarak bazı çözümler sağlayabilecek verilerimiz de var buna yönelik olarak. Biz baştan madem ki dedik corpus callosum'u, yani bu 100 milyar nöronu ikiye ayırdığımız zaman elde ettiğimiz bir bilinç tarifi var. Öyleyse her bir nöronu tek tek inceleyebilsek, her bir nöronun bir bilincini tanımlayabilir miyiz? İnsan konnekton projesi bu soruyla yola çıktı. Ve başında bir matematikçi vardı. Hala o matematikçi var. Şimdi bizim eskiden Boğaziçi'nde Remzi Hoca ile yaptığımız çalışmalarda konuşma merkezi biliyorsunuz sol taraftadır. Corpus callosum'u kestiğimiz bunlar epileptik çocuklar. Epilepsileri sona eriyorlar ama tabii görünürde herhangi bir problemleri yok. Ama bu çocuklar yıllarca incelendiler. Hatta yanılmıyorsam 2006-2007 yılında bu konudaki çalışmalar Nobel'de. Hocam çok affedersiniz. Bu şey kesildiği zaman insanın beyninin soluyla sağ arasında hiç mi bir bağlantı kaldı? Hiçbir bağlantı. Ya da şöyle söyleyeyim. Büyük oranda bağlantı kalmıyor. Ameliyatı ne kadar iyi yaparsanız o kadar az bağlantı oluyor. Yani iki beyin olmuş gibi mi oluyor? İki beyin olmuş gibi oluyor. Şimdi buradan biz bazı şeyler çıkarımlarda bulunuyoruz. Bana çok ilginç gelen şeylerden biri. Konuşma merkezimiz solda biliyorsunuz. Bu çocuklara biz diyoruz ki bak oğlum kızım, şimdi sen çok önemli bir sınava gireceksin. Bu sınava göre senin gelecekteki eğitimin belirlenecek. Ama sınav fake bir sınav. Ve bu fake sınava oturuluyor. Bir de otoriteyi temsilen sınavı yapan bir öğretmen konumunda birisi var. Ve öğretmenin de arkasında bir pano var. Bu panodaki düzenek öyle ki yazı sadece çocuğun sağ
sağ görme korteksine düşüyor. Dolayısıyla korpus kalozum kesik olduğu için görme korteksine düşenle konuşma merkezi arasında bir bağlantı yok. Ve çocuğa deniyor ki annen seni dışarıda bekliyor, mutlaka çık. Ama çocuk bunu okuyor fakat konuşma merkezi bunu dillendiremiyor haliyle. Ama çocuk ne yapıyor ediyor? Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıldığında biz çocuğa soruyoruz, neden dışarı çıktın? Bak sınav çok önemliydi. Çocuk diyor ki çişim geldi. Ya da hoca bana çok kötü davrandı. Ya da sorular çok zordu. Çünkü dışarıya çıkış sebebi için kendisinin de inandığı ve doğru olarak kabul ettiği bir şey söylüyor çocuk. Çünkü sağ beyin böyle bir karar veriyor. Dışarı çıkma kararını veriyor. Bu karar bir şekilde uygulanıyor ama bu konuşma merkezine geçmiyor. Şimdi şu anda Royal Society'nin başında olan Hint asıllı İngiliz nöroloğun yaptığı bir çalışma var. Yıllar sonra bu ameliyatı geçirdikten yıllar sonra yaptığı denemelerde sağ kulağına fısıldıyor soruyu. Tabii sol kulak bunu duymuyor. Ve sağ taraf, sol beynimiz hastanın sağ eliyle ilişkili ve tersi. Ve ya da sağ kulağına fısıldıyor. Öyle bir hastası var ki sol tarafa soruyor. Tanrı'ya inanıyor musun? Diyor. Orası diyor ki evet. Tanrı'ya. Öbür tarafa soruyor. Tanrı'ya inanıyor musun? Öbür taraf hayır diyor. Şimdi dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Aynı kafatasının içerisinde iki ayrı bilinç var. İki ayrı bilinç var ve ikisi birlikte varlar. Bu kişilerde çoklu kişilik bozukluğu yok. Çoklu kişilik bozukluğu başka bir şey. Ama farklı iki bilinç aynı kafa içerisinde varlar. Şimdi buradan gelmek istediğim şey bu bana çok ilginç gelen bu deneylerden sonra biz bu bağlantısallığı artık MR'la görüntüleyebiliyoruz. Şurada gördüğünüz her bir lif aşağı yukarı 100 milyon civarında nöronun yaptığı bir bilgi ırmağı. Bu bilgi ırmağı anatomiyi de oluşturuyor beyinde. Ve biz 2012 yılında dedik ki öyleyse biz beyindeki bu bağlantısallığı bilgisayar yöntemleriyle anlamaya çalışalım. Bu 100 milyar nöronu anlamaya çalışan deneyler yapmaya başladık. Burada gördüğünüz 38 bin fare nöronunun bilgiyi nasıl ilettiği. Ve burada anladığımız şey şu, böyle bir matematik formül elde edildi. Bu matematik formülün ne olduğunu ben bilmiyorum. Yani ben bunu anlayamıyorum. Ama anladığımız şey, şu an var olan kalkülüsün ya da işte var olan matematiğin bu bağlantısallığı henüz anlatamadığı. Yani bu aynen hocamın kitabında gayet güzel anlatıyor. Leibniz kendisine bir soru soruyor. Diyor ki ta İsa'dan 400 sene önce Zenon'un sorduğu soru. Bir kaplumbağa tavşanın 10 metre önünde yarışa başlarsa esasında kalkülüse göre her zaman yolun yarısını alsa bile sonsuza kadar x bölü 2'yi alsa bile hiçbir zaman bir tavşanın kaplumbağayı geçememesi gerekir. Ama hayatta böyle bir şey yok. Bu nedenle diferansiyel ve işte türev hesabını buluyor. Doğru mu söyledim hocam? Aslında evrenin kesikli mi sürekli mi olduğuna bile varan depterin uzun bir hikaye de var. Ama bu gibi soruları yanıtlamak için gereken önemli bir matematiği ortaya çıkarıyor. Sanırım evet. Sizin akışınız şöyle. Ondan önce o matematik yoktu. Yoktur, lazımdı. Aynen. Çıktı. Ve sanırım şimdi de aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Nasıl ki Leibniz'in buna ihtiyacı oldu ve bu matematik bulundu. Şimdi biz de bu bağlantısallığın matematiğine artık ihtiyaç duymaya başladık. Evet. Bu bağlantısallık matematiğini eskiden bilmiyorduk. Ve hatırlayacaksınız bu sene
Nobel'de matematik yok biliyorsunuz, matematik ödülü. Bu seneki matematiğin Nobel'i sayılan Fields ödüllerinin üçü bağlantısallık matematiğine verildi. Dolayısıyla biz artık öğrendik ki beyin bu kayaldan gelen nöronal doktrin üzerinde artık işlemiyor. Ve beyin dediğimiz yapı bu nöronal ağlar üzerinden var ve bunlar çok karmaşık. Ama biz ilk defa bu etin, 1500 gramlık bu biyolojik yapının nasıl düşünce ürettiğine dair, belki şu an yalan yanlış bile olsa, ilk defa bir matematiksel çözümlemeye doğru adım attık. Bu birazcık şeye benziyor. Buna ne diyorsun hocam? Bu... Vallahi hocam benim şunu düşündürüyor. Şimdi bu analojiyi kullanırsak aslında evrensel bir zekadan bahsetmemiz lazım öncelikle. Doğal zeka, yapay zeka değil. Aklıma yalnız takılan soru şu. Şimdi bu zihin ya da bilinç üretim süreci, insan beynindeki bu devinim üretildiği anda, bu bilgi formuna döndüğü anda sadece bu beynin içinde mi kalıyor acaba? Başka bir yere bunun kopyası gidiyor olabilir mi? Ankara'da bazı mercilere bir kopyası. Yani bu bu soru bugünkü bu çok zevk aldığım söyleşiyi bir 3 gün kadar uzatacak olan bir soru. bakın her gün 4 hastanın beynine dokunan birisi olarak şunu itiraf etmeliyim ki beyinde hafızanın nerede olduğunu hala anlamış değilim. Yani hafıza bile beyinde olmayabilir. Şimdi bir de şöyle bir konu var biliyorsunuz. Hocam, hani madde mi enerjiyi üretiyor? Efendim? Olabilir, benimki orada. Şimdi belki bunu şeyle irtibatlandırmak lazım hocam. Yani hani madde enerjiyi yaratıyordu. Aha. Tezi daha sonra hani aslında enerji maddeyi yaratıyor haline geldi. Daha evet. Muteber olan tırnak içinde şey enerji. Ve beyindeki bu devinim de aslında bir enerji şeyi, öyle değil mi? Aynen öyle. Değişimi, dönüşümü. Aynen öyle. Cem Hocam dedi ki, hocam yapmayın dedi. Çünkü bu işi tamamen metafiziğin dışına çıkaran bir şey esasında söyleyeceğim şey. Metafizikle alakası yok. Metafizikle alakası yok. Şöyle bir şey. Bilgi enerjiye dönüşebiliyor. Bilgi enerjiye dönüşebiliyor. Bilginin enerjiye dönüşebilmesi bambaşka bir şey. Biliyorsunuz bilginin enerjiye dönüşebileceğini ilk kez Maxwell 1876'da söylemişti. Ve o yaptığı düşünce deneyinde bir kapalı kutudaki en hızlı partikül hangisi olduğunu bilmenin ve o partikülü diğer odaya aktarmanın ikinci odadaki ısıyı arttırması nedeniyle iki odadaki ısı farkının ortaya çıkmasının... Sıcaklık farkı, özür dilerim. Evet, aman ha. Haklısınız, bunu benim bir hekim olmama verin, özür dilerim. Dediği doğru, fizikte ısı ve sıcaklık bambaşka şeyler. Ben orada yanıldım. Isı farkı nedeniyle ortaya bir enerji çıkar. Düzelttiğiniz için hocam teşekkür ederim. Bunu fizik hocam duruşsaydı o da düzeltirdi. Yani ortaya çıkan bir enerji var. Dolayısıyla bilgi enerjiye dönüşebilir. Evet, termodinamikle çok yakından ilişkili bir şey. Evet, bilgi. İlişkili bir şey. Ama o geçişte rol oynayan cin sarhoş oluyor sonunda biliyorsunuz. Biliyorum. Ama ben bu yöntemle yapılan bir mikro buzdolabını Avrupa Bilim Sanat Akademisi'nde gördüm ve bu yayınlandı. Onu size göstereyim. Bu cin sorusuna çok hazırlıklı olduğum için hocam getirdiğim slaydı. Diğer konuşmada. Peki oraya girmeyeyim. Yani sonuçta aşağı yukarı bir 300 digitlik sıfır ya da birden oluşan bir bilgi bir bakteriyi bir angstrom kadar hareket ettirebilecek enerjiyi yaratabiliyor. Ve bu prensip üzerine var edilmiş mikro bir buzdolabını ben gördüm ve bu 2016'da yayınlandı. 2016'da bu yayınlandı. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani
bilginin enerjiye dönüşümü var. Burada şu evrim konusuna da değinerek belki tamamlarız ama şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Onu yeri gelmişken göstermek istiyorum. Bakın, hatırlayacaksınız, bizim şu anda en azından benim kafama göre, sizler daha iyisini kafanıza tasvir ediyor olabilirsiniz. Şu anki var olan Newton'dan devraldığımız bu bilim daha çok statik yapıların bilimi ya da matematiği. Biz söz gelimi şöyle bir hani kuş sürüsü kaotik bir sistemmiş gibi algıladığımız bu kuş sürüsünün içerisinde her bir kuşun bir saniye sonra nerede olacağını bilmekte zorluk çekiyoruz ve kalkülüsün içerisindeki zihinler böyle bir sistemi kaos olarak tanımlıyor. Halbuki bu kaosun da bir matematiği var ve ben bunları bu şekilde anlatırken geçenlerde bu matematik yayınlandı ve her bir kuşun bir saniye sonra nerede olacağının matematiği nihayet yayınlandı. Bu aynen beyindeki bilginin akışı gibi bir matematik gereklilik. Yani şu basite indirgenmiş hali bazen karmaşıkmış gibi gözüken yapılar esasında yapıların bir matematiksel bağlantısallığı var. Beyindeki bilgi oluşumunun da böyle. Ama burada gelmek istediğim noktalardan biri şu, artık beynin ne şekilde bir zihin üretebildiğinin matematiğinden konuşuyoruz. Bu önemli bir şey. Ve böyle bir matematik var. Bu matematiği biliyoruz. Henüz daha açıklayamasak da. Biliyorsunuz az önce size gösterdiğim örnek 38 bin fare nöronuydu. Henry Markram o deneyi yaptı. Ve amaç neydi? 100 milyar nöronun ne şekilde bağlantılandırıldığını bulmak. 2012'deki hedef buydu. Obama'dan ve Avrupa toplumundan bu nedenle paralar alınmıştı. Aradan 4 yıl geçti. 2016'da sadece 38 bin fare nöronunun birbiriyle nasıl bağlantılandırıldığının matematiği bulundu. O matematik doğru mu onu da bilmiyoruz. Hedefin esasında gerçekleşebileceğinden çok daha yüksek tutulduğu sonucuna varıldı. Ve Henry Markram projenin başından ayrıldı. Çünkü geriye daha 100 milyar eksi 38 bin var. Ve 100 milyar eksi 38 binin matematiği yok. Ama olsun. Artık kapıya ayak konuldu ve yani bu Pandora'nın kutusu açıldı. Bir daha kapanmayacak. Ve biz düşüncenin matematiğinden artık bahsetmeye başlayacağız. Şurada size şunu göstereceğim. Bu bizim laboratuvardan bilginin kanser hücresi içerisindeki yayılışı. Burada gördüğünüz kanser hücresinin yayılışı değil. Bilginin yayılışı. Ve bu bilginin yayılışı aynen o kuş bulutunun her an yeniden var olması gibi belirli bir matematikle, yani bilginin yayılışı enformasyonun entegrasyonu. Tononi bilinci enformasyonun entegrasyonu diye tanımlıyor. Ve bunun bir matematiğini, bilincin matematiğini bulma peşinde ve buna ait bazı öne sürdüğü bilincin matematiğine yönelik formüller var. Burada Tanal hocamın az önce söylediğiyle ilişkili olarak şu enformasyon işleyen her sistemin er ya da geç zeka oluşturacağı ilkesi var. Bunu Prigogine söylüyor. Enformasyon işleyen her sistem er ya da geç bir zeka oluşturuyor. Bunun geçenlerde yayınlanan bana göre önemli bir örneği şu. Bakın burada gördükleriniz her biri yaklaşık 2-3 milyonluk sinir hücreleri. Artık beyin hücreleri 2-3 milyonluk böyle beyin partikülleri, beyin hücresi partikülleri halinde laboratuvarda beslenebiliyor. Çok ilginç bir şey oldu. 3-4 hafta önce bu laboratuvardaki bu beyin, bunların her biri bir nohut tanesi kadar. Bu beyin hücrelerinden oluşan bu partikül aynen EEG türünde dalgalar yaymaya başladı.
Yani bunlar saptanmaya başlandı. Yani nöronlar laboratuvarda bir arada varlıklarını sürdürürken bir yandan da elektriksel aktivite üretiyorlar. İlginç bir şey, bu elektriksel aktivite anne karnında beyin geliştirmeye çalışan ceninin beyinsel aktivitesiyle aynı. Yani her bilgi işleyen sistem bir zeka üretiyor olabilir. Bu gibi genel cümlelere hep şimdi de bunun tersini gösteren bir karşı örnek uyduralım şeklinde bir karşı örnek çıkarılabilir. Bunu ben söylemedim, bunu İlya Pregogin söyledi. Eyvallah. Yani İlya Pregogin'e böyle bir karşı örnek çıkarılabilir. Yani hocaya inanmıyorsan Dadaloğlu da söyledi. Cem Yılmaz diyor ya. Ama yani şu, zeka zaten böyle bir şeyden çıkıyor. Onu anlıyoruz. Sadece bizde olması gerekmiyor. Onu da anlıyoruz. Bir bilgi işlem süreci, hatta evrimin kendisi de ona bakarsanız bir bilgi işlem süreci. Aynen öyle. Ve her ne kadar hani eski matematiğimiz yanlıştı diyecek bir durum yok ama bu gibi birbiriyle bağlantılı sistemleri çalışabilmemiz için, hani aşırı derecede birbiriyle bağlantılı sistemleri çalışabilmemiz için, böyle durumlarda ortaya çıkan özellikleri incelememiz için matematiğin o taraflarına da eğilmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Hocam bu projenin içinde matematikçiler var mı Connectome projesinde? Tabii, onlar yönetiyor. Ya o ayrıldı dedin ama yine var değil mi? Matematikçiler yönetiyor. O aşağı yukarı 100-120 civarında bilim insanı var. Bunların neredeyse yani en az 30'u matematikçi. Öyle söyleyeyim. Başındaki kişi şu an Blue Brain Project Zürich'te, Henry Markram, şahane bir laboratuvarı var. Hocam az önce söylediğine sen bir soruya, bu benzer bir soruya Occam'ın usturası analojisiyle yanıt vermiştin. Occam'ın usturasını şimdi benim kullanma zamanım geldi. Yani iki ayrı yöntem varsa basit olanın doğruluğunu öncelikle kabul etmek. Veriyi lazım. Tamamen açıklayan iki evet. Farklı açıklama varsa daha kısa olanını yeğlemek lazım. Evet, burada bilgi işleyen sistemlerin er ya da geç deneme yanılma yöntemiyle bile olsa bir üst paradigmayı oluşturacak şekilde bir otopoiesis, yani bir zeka yaratıyor olması sanki bana daha kolay bir şeymiş gibi geliyor. Tabii yani sürecekse ama yani sürecekse. Hayatta kalacaksa yani 5 dakika sonra pili bitip ölen bir şeyse o zaman bu er ya da geç şartı sağlanmıyor. Yoksa elbette hani zaten bilgiyi doğru düzgün hayatta kalmak için işliyorsanız o zaman çok mantıklı, gerçek hayatla ilgili tam içinde bulunduğunuz dünya ile ilgili bir takım problemleri çözmeyi başarıyorsunuz demektir. Aynen. Ve oradan olay o şekilde yürüyebilir. Şimdi burada ilginç bir yere de geliyoruz. Öyleyse bu Prigogine'in söylediğinden yola çıkarsak bizim canlılık dediğimiz şey aslında atom bir kalp gerektirmiyor, bilgi işleyen bir sistem gerektiriyor. Ben bunu kabul ederim. Virüsler yani, içinde geçerli mi hocam? Bilgiyi üretmek için varsa, gerekli olan lojistik altyapı üreme. Önemli olan bilginin üretilmesi. Ama ölme sıkıntısı yok ki. Yapay zekanın ya da bilgisayar işte yazılım tipinden zekaların. Canlılıkla özdeşleşme eğilimi evet. Gösterdiniz de onun için soruyorum. Evet. Tam tersine canlılıktan farklı bir anlayış burada getirmeye çalışıyorum. Eğer ki bu dediğimi hocalarım ve yani bu dediğim bir şekilde kabul görürse o zaman bilincin canlı olmasından bahsedebiliriz ki bu zihin tanımını yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak bir şey olabilir. Sizin söylediğinizi ben hocam şöyle anladım. Biyolojik sistemlerde üreme tabii ki nesilden nesile bilginin geçişini sağlama açısından çok gerekli. Ama
bilgi işleyen sistemlerin zaten ölme diye bir derdi yok. Evet, o yüzden üreme yani, diye bir derdi de olmayabilir. Eğer ölme sıkıntınız yoksa o zaman üremenize de gerek yani, yok. Ama şimdi onu bir tanımlayalım. Yani şimdiye kadar makineden önce biliyorduk ki hani işte bilgi işleme konusundaki en herhalde becerikli şeylerin başında insan geliyor. Ya da canlılar geliyor. Dolayısıyla da üreme aslında yaşam bayrağı, bu bir bayrak yarışıysa, hani canlılığın üzerindeyse üremek aslında bir altyapısal hizmet. Şimdi biz bilgi üretim sürecini ya da enformasyon işleme sürecini başka bir forma transfer edeceksek, diyelim ki bu makine, yapay zeka her neyse, ve onun ölmesi ya da üremesi gibi kavramlarla ilgili bir derdi yok. Ama onun enerjisinin kesilmemesi gibi bir sıkıntısı var. Yani fişini çekilmemesi lazım. İşte geçen sene içinde oldu. Burada da konuştuk hatta işte. Facebook'un yapay zeka laboratuvarında bir anomali oldu ve adamlar fark edemediler, ne olduğunu tanımlayamadılar, küt diye kapattılar altyapıyı. Buradaki risk faktörü o. Şimdi insan hani ya da canlılık ölmekle şey mükellef, onun için de üreme durumu söz konusu. Aynı şekilde, aynı mantıkla ölme ile ilgili olmayan bir mekanizmada, yani makine mekanizması da mutlaka varlığını sürdürme ile ilgili bir yol bulacaktır diye düşünüyorum ben. Peki. Evet, yalnız sadece şöyle bir paradigmasal değişim var burada. Şimdi şu anki bizim genel geçer paradigmamızda merkezde olan şey insan. Canlılık, yaşamın kendisi değil. Şimdi biz hani bütün bildiklerimizi, bütün bakış açımızı merkezi yaşama, merkeze yaşamı koyarak yeniden tanımlamamız gerekecek. Ve o zaman insan başrolden hani 6. bölümde öne çıkan ama 7. bölümün başında ölen bir karaktere dönecek. Kurtlar Vadisi karakterine. Aynen öyle yani. bilgi işlemek evet. İçin bilgi işlemek için ölmemek gerekiyor'nun yanıtı olarak. Yani bilgiyi makina da işliyorsa, makinenin de hayatta kalması lazım. Evet evet, yani metaforik olarak dediğiniz doğru, haklısınız. Ve onun da ömrü sınırlı. Evet. Tabii şimdi ister istemez insan olarak düşünüyoruz. Yaşam olarak düşündüğümüz zaman yaşamın içinde ölümün ne kadar önemli bir şey olduğunu ayrıca konuşmamız lazım. Evet. Yaşamın içinde ölümün çok önemli bir şey olmadığını da kabul etmek gerek. Dolayısıyla esas burada önemli olan bilginin geçişi. Devamı. Evet. Bilginin evet. Devamı. Şimdi bu slaydı ben seviyorum. Bunu Tanal Hocam'ın söylediği bu paradigma değişikliğinin yaşama bakışımızı ne şekilde değiştirdiğini tanımlamak açısından bunu kullanıyorum. Bunun esasında en iyi örneklerinden biri bizim evreni ne şekilde anladığımız. Evreni bizim anlayabilme biçimimiz, yani sadece dünyanın güneşin etrafında, ayın da dünyanın etrafında döndüğü bilgisini edinmemizle sona ermedi. Bizim kendimize bakışımızı değiştirdi, yaşama bakışımızı değiştirdi. Şu anda bizim az önce konuştuğumuz şeyler şu anda karmaşıkmış gibi gözükebilir. Ama bunlar yeni bir paradigmanın doğuşunun işaretleridir. Ve bu yeni paradigma bizim kendimize, yaşama, varlığa, bilince bakışımızı da değiştirecek. Ve bu değişiklikler bizim yaşam içerisindeki anlatımızı, bir az önce o algoritmanın esasında bir öykü olduğunu evet. Hocam söyledi. Bilinç bir hikaye yani. Evet. Bütün mesele bu hikaye. Ve bu anlatı insana özgü bir şey. Ya da çok insani bir şey, öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bunu, bu anlatı sosyolojik olarak bu anlatıyı değerlendirirsek, işte Harari'nin kitabında bundan evet. Yazar. 1938'lerde 3 tane anlatı vardı. Faşizm, komünizm, komünizm ve liberalizm. 1970'lere gelindiğinde faşizm devreden çıktı ve komünizm ve liberalizm kaldı. 80'lerin sonlarına geldiğimizde komünizm de devreden çıktı ve şu anda yarım yamalak bir liberal sistem var.
Hatta onun yerine bir neoliberalizm anlatısı geldi. Burada benim gördüğüm şeylerden biri bizim bu zihinsel yapımızın yavaş yavaş yeni bir anlatıya ihtiyaç duyduğu. Ve bu yeni anlatı en çok zekaya sarılıyor yanlış yaparak. Hmm. O nedenle yapay zeka esasında, yapay zeka çok önemli. Ama bu kadar da değil. Ve bu nedenle bu neoliberal arayışın içerisinde biz yeni bir anlatı peşindeyiz belki de. Ve bu yeni anlatıyı çeşitli yerlerde arıyoruz. Bu yeni anlatı bilimden doğarsa eğer, o zaman biz bilim insanları olarak üzerimize düşen işi yapmış oluruz. Yoksa bu yeni anlatıyı bilim yerine bir başka sosyolojik sistem eğer hakim olup bunu getirirse, o zaman iş daha da zor demektir. Bunu da burada vurgulamakta herhalde fayda var. Ama biz yine gelelim bu bağlantısallığa. Biliyorsunuz 2003'te İnsan Genom Projesi açıklandı. İnsan Genom Projesi 1980'lerin ortasında başlamıştı. Ve ilk başladığı zaman insanda 2 milyon gen olduğu düşünülüyordu. Çünkü biz madem ki evrimin son noktasıyız, eşrefi mahlukatız, en fazla gen bizim kompleks sistemimizde bulunmalıdır yargısı vardı. 90'ların ortasına gelindiğinde teknoloji ilerledi ve herhalde 200 bin gen vardır diye düşünülmeye başlandı. 2000'e gelindiğinde ya herhalde 100 bin vardır dendi. Ve şimdi artık biliyoruz ki sadece 22 bin gen var. Yani muzdaki gen sayısı 50 bin. Dolayısıyla insanı insan yapan şey bu genin fazlalığı değil. Yani nicelik değerler değil. Bu genlerin birbiriyle ne şekilde ilişkilendirildiği. Esasında bunu, yani şu fotoğrafa baktığımız zaman çok rahatlıkla görüyoruz. Bu iki yapının genom olarak benzerliği %98. Ama hiçbirimiz sağdakine soldaki, soldakine sağdaki gibi yaklaşmıyoruz diyeyim. Burada gördüğünüz bu üç organizma aynı genoma sahip. Ama farklı sebeplerden dolayı gördüğünüz gibi hepsi farklı nitelikte. Bu farklılığı sağlayan şey, biz nasıl şu anda zihinsel bağlantılardan konuşuyorsak, epigenetik de aynı şeyi konuşuyor. Yani epigenetik de bu bağlantısallığın matematiğini konuşuyor. Bu buradaki yayın Cell dergisinden 2016'dan. Bakın buradaki her bir nokta insan genomundaki 22 bin genin bir tanesi. Ve insanı insan yapan bu genlerin varlığı değil, bu genlerin birbiriyle olan bağlantısallığı. Bu genlerin birbiriyle olan bağlantısallığı her varlığı diğerinden ayırıyor. İnsan beyni de böyle. Hocam o şekle göre birbiriyle bağlı olmayan genler var mı yani, onu anlıyor muyuz? Birbiriyle bağlı olmayan genler öyle olabilir çünkü yalnız biliyorsunuz tanımlanmayan bir grup bir grup gen bölümü var. Muhtemelen şu anda birbiriyle bağlantısızmış gibi gözüken bizim bilmediğimiz ama hani tanım gereği hepsi birbirine aslında bağlı olması esasında gerekir bağlı diye. Esasında bağlı. Beyin de öyle. Evet. Beyin de öyle. Ben bunu genomu anlatmaktan ziyade beyindeki bağlantısallığı anlatmak için getirdim. Bakın beyinde de bilgi bu elektrokimyasal yollar olarak yayılıyor. Ve bu elektrokimyasal yollar bir süre sonra kendi anatomisini oluşturuyor. Bu bir kadavra çalışması. Bu da bizim ameliyat ettiğimiz ve tümörünü şuradan çıkardığımız hastada tümör çıktıktan sonra yerine gelen lifler. Her bir ırmak aşağı yukarı 200 milyon civarında aksonun bir aradaki bütünlüğü. Tabii ki amacımız her nöronu tek tek tanımlamak. Ama bunu yapabilecek bir bilimsel hassasiyetimiz şu anda yok. Nereye geleceğim? Geleceğim şey şu. Mesela bizim şu anda yapabildiğimiz beyindeki bütün bu fonksiyonel üniteleri aşağı yukarı şu anda 400'e yakın bir fonksiyonel ünite var. Her birinde milyonlarca nöronu bir araya koyuyoruz. Ve bunların her birini tek bir fonksiyon olarak görüyoruz. Hmm.
tek tek nöronları inceleyemediğimiz için. Ve bu beynin haritası, aynen az önce size gösterdiğim genomun epigenetik haritası gibi, bir bölümü mesela bir çubukla zedelense, orası kaybolduğu zaman yeni bağlantısallıklar gelişiyor. Yani doğuştan kör olmayan birisinin kör olduktan sonra kulağının daha iyi işitmesi gibi. Beyinde bu bağlantısallıklar kuruluyor. Bunun adı biliyorsunuz plastisite. Nöroplastisite. Şimdi nöronla zihin arasındaki ilişkiyi açıklamak için şu analojiyi size söyleyeceğim. Nöronla zihin arasındaki ilişki bir uçakla havayolu şirketi arasındaki ilişki gibi. Mesela Türk Hava Yolu Şirketi'nde işte 326 uçak var. Siz 326 uçağı bir hangara koyduğunuz zaman bu bir Türk Hava Yolu Şirketi yapmıyor. Ama bunun hangisinin ne zaman nerede bulunduğunu organize ederseniz bu sistem organizasyonel bir yapıya sahip. Hocam yani büyüklük önemli değil, işlevi önemli diyorsun. Büyüklük de önemli. Onu göstereceğim şimdi, büyüklük de önemli. Mesela şurada bir başka havayolu şirketi var. Bu havayolu şirketinde de toplam 383 uçak var. Bu 383 uçağın ne zaman nerede olduğunu biz biliyoruz. Hangisi Sydney'de, hangisi Atina'da, hangisi Seattle'da bunu bilebiliyoruz. Burada gördüğünüz bu havayolu şirketi 383 nöronu olan bir deneysel solucanın sinir sistemi. Dolayısıyla bu yapının organizasyonel ağıyla bir Türk Hava Yolu Şirketi'nin organizasyonel yapısı esasında birbirine matematik olarak benzer. Evet. Belki bu solucanın beyni biraz daha komplike. Çünkü 2 üzeri 383, 2 üzeri 326'dan çok daha yüksek bir alternatif. Peki bilinç bunun neresinde? Şimdi bu deney solucanları bizim bu saksıyı kaldırdığımız zaman altından çıkan toprak solucanlarıyla aynı aileden. Elinizde diyelim 10 tane solucanınız var. Bunu bahçeye koydunuz. Normalde bu 10 solucanın 9'unun köşede varsa bir asma, asmadan düşen üzüm tanelerine doğru gitmesi beklenir. Çünkü fruktoz daha önemli onlar için. Ama bir tanesi eğer bir önceki akşamdan masadan aşağı düşen ekmek kırıntısına doğru, nişastaya doğru gidiyorsa, işte bu bir tanesi diğerlerinden farklı bir iş yapıyor demektir. Bu yaratıcılık. Bu işte enformasyon yani. Sistemlerinin evet seçenek. Burada bu bir solucan farklı bir seçim yapıyor. Evet. Bu enformasyon sistemlerinin zeka üretebileceğinin bir göstergesi. Şimdi şunu gösterip bitireyim de yani kendi payıma, hocalarıma söz vereceğim. Bakın bu az önce size söylediğim deney solucanları. Bu deney solucanlarıyla neden çalışıyoruz? Çünkü her birinin ne iş yaptığını biliyoruz. Şurada gördükleriniz bu 383 nöronun birbiriyle olan eş zamanlı etkileşim big datası. Ve siz bunu, bu bilgiyi bir robota aktardığınız zaman bu robot bu solucan benzeri davranışlar gösteriyor. Robot burada. Bunlar da diğer solucanlar. Ya da bunun tersini de yapabiliyorsunuz. Yani bu simüle sistemde ki bu bir yapay zeka örneğidir diyebiliriz belki. Tam adı üstünde değil mi? Sonuçta bir zekayı, çok zeki aynen olmasa da almışız ve yapayını yine yapmışız de Türk Hava Yolları'ndan daha zeki hocam. Evet. Şimdi buradan Türk Hava Yolları'na şey yapmayalım. Yok, Türk Hava Yolları benim de kullandığım cevap hakkı hava doğdu. Yolu ama bunun Türk Hava Yolu'yla ilişkisi yok. Sadece solucanın 383-326'dan daha yüksek olmasıyla ilişkisi var. Yapay zeka. Yok, yapay zeka olduğunda okey. Okay. Tamam, o kısmı. Yapay yani solucansal açıdan yapay zekayı çözdük yani diyebilir sadece miyiz? Sadece tabii solucanın hareketini robota hareketini aktarmakla yani kalmayacak. Robotun hareket kabiliyetini geliştirecek şekilde tabii o veriyi kullanacak. O zaman yapay zeka olacak, makine öğrenme olacak. Yoksa hani basit bir program olurdu simüle etseydi aynen sadece. Öyle, aynen öyle. Yani bu 10 tane programı bahçeye koysak 9'u fruktoza bir tane sonra evet gidebilir. Şimdi kapanışa geliyoruz. Neler konuştuk? Yeni bir paradigmanın gerekli olabileceğinden konuştuk. Çünkü var olan anlatının yani neoliberal
anlatının, bu hikayenin, bu algoritmanın, bu zihinsel algoritmanın bizim ihtiyaçlarımızı ve yaşamımızı anlamlandırmada çok da yeterli olmadığından bahsettik. Ve buradan da bilgi ya da yaratıcılık üreten enformasyon sistemlerine örnekler verdik. Bir tane örnek bu gendi. Bir diğer örnek işte şurada gördüğünüz sinir beyin örneği. Konnektom dediğimiz bu yapı. Bir başka konnektom da bakın bu yaşamda var olan tüm varlıkların konnektomu. Ve eskiden bu konnektom içerisinde biz şuradayız. Burada tüm varlıklar var, tek hücreden hepsi. Eski anlayışımız bir evrim ağacı var ve bu evrim ağacının en üstünde de insan var. Hatta yani human falan değil, man. Man var. Bu 1886'daki evrim ağacı. Ve biz zannediyoruz ki bu yaşam zekası, evrimi oluşturan bu otopoiesis, en son noktası insan. Halbuki yaşam her tek hücrelide de bir evrim halinde, arı kuşunda da evrim halinde de, doğal olarak insanda da evrim halinde. Böyle bir ağaç gibi falan değil. Tam tersine az önce size gösterdiğim beynin konnektom yapısı gibi ya da genomun yapısı gibi ya da bir manolya ağacının bağlantısallığı gibi tamamı birbiriyle etkileşim halinde bir tümü birbiriyle bağlantılı ve evrimin her noktasında ayrı ayrı görüldüğü bir sistem, yekpare bir sistem halinde ve bu bilgi işliyor. Evet. Ve bu bilgi işliyor. Dolayısıyla yavaş yavaş biz yaşamın ben için olduğu bir anlayıştan ya da ormanın yaprak için olduğu bir anlayıştan yaprağın orman için olduğu bir anlayışa geçiyoruz. Bu hocamın söylediği gibi yeni bir ekonomi getiriyor, yeni bir hukuk getiriyor, yeni bir sosyoloji getiriyor ve bunun getiriyor. Yeni bir kültür getiriyor ve bunun matematiği de yapay zeka alanında ya da biraz daha az ve daha az bilinir ölçüde sinir bilim alanında bunun matematiği oluşuyor. Kendiliğinden bilsek de bilmesek de. Dolayısıyla biz artık yani yaşamın insan için olduğu zihin, hukuk, ekonomi sisteminden insanın yaşam için olduğu bir sosyolojik döneme giriyoruz. Poststruktura buna direncin ortaya çıkardığı bir durumdur. Bir durum. Hocam kapanış için evet, en son yani, söyleyeceğim hocama vereceğim. Tamam. Siz ne dersiniz? Ben şöyle söyleyeyim. Birkaç tane şey düşündürdü bana. Birincisi ben öteden beri şunu savunuyorum. İşte bu şu an yaşamakta olduğumuz dönüşüm endüstrinin dördüncü evresi, endüstri 4 ya da dördüncü sanayi devrimi falan değil. Müstakil bir devrim. Bir paradigma sıçraması. Nasıl insan oğlu tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmişse şimdi yeni bir topluma geçecek. Dijital toplum şifre şeyiyle adıyla diyelim ki isimlendirdiğim şey aslında ona işaret ediyor. Bu bir paradigma sıçraması. Fakat burada çok ciddi bir savaş var. Bu gelişen yeni teknolojilerin, ileri teknolojilerin, inovasyonun, işte yapay zekasından internetine kadar pek çok teknolojik gelişmelerin birbiriyle iki tarafa doğru çekildiği bir durum söz konusu. Bir yanda sanayi toplumu, sanayi refleksi, merkeze insanı koyan, hani bugünkü konuşmalarımız açısından bakacaksak, her zaman insan diyen mekanizmanın bunu kendisine alet etmesi süreci var. Ki şu an mesela yapay zeka açısından buna baktığımızda dar yapay zeka dediğimiz, ya bunun bilinci olmasına gerek yok kardeşim, benim şu derdimi daha ucuza, daha verimli halde çözsün, bana yeter mekanizması aslında bu teknolojileri, bu gelişimleri oraya doğru çekmeye çalışıyor. O bakış açısında, o paradigmada bilinç oluşması, yapay bilinç oluşması, işte yaşamın aslında insandan öteye doğru geçmesi vesaire gibi refleksler yok. Bu bütünüyle bir sanayi toplumu bakış açısı. Daha ucuza mal edeyim, daha çok mal edeyim. Hatta bunun için gerekirse insanlığı yok edeyim. Yani
İnsanlar niye var şu an? Artık bunu kabul edelim. İş gücü için var. İş gücü eğer insandan, işte robota, androide ne derseniz yeni bir teknolojiye geçerse insanlara denecek ki ya seni öldüremeyeceğiz işte, oy verme hakkım var, al sana aylık şu kadar maaş veriyoruz, git şurada yaşa. Şimdi yapay zekanın bir sonraki aşaması, iki sonraki aşaması da var işte, insan seviyesine çıkması vesaire. Şimdi bu bakış açısında, bu kıskaçta baktığımız zaman yapay zeka oraya nasıl gelecek sorusuna ben cevaplayamıyordum. Ümitlerim vardı ama şimdi buradaki bilimsel gelişme, yani merkeze insanı değil yaşamın kendisini koyan bakış açısı aslında buna gereksinim duyuyor. İşte hocanın dediği yeni bir matematiğe ihtiyaç var, yeni bir bakış açısına ihtiyaç var dediği şey büyük bir olasılıkla inşallah şu an bu projelere para yatıran insanlar uyanmadan önce, işte Amerika, Avrupa Birliği her neresiyse, bu şeyleri üretebilirlerse öyle bir sıçrama yaşanabilir. Oradaki umudum işte kuantum bilişimi olabilir. O çünkü çok hızlı, çok geometrik bir şekilde bilgi işlem sürecini artırabilir ve şu anki belki matematiksel engelleri aşabilir diye düşünüyorum. Ama bu yaklaşım çok doğru bulduğum şu anki bakış açımla. Ve de belki artık insan olarak şunu düşünmemiz lazım. Tam da insanlığımızı yitirdiğimiz bir noktaya doğru giderken bizim yerimizi alacak belki de yeni bir şey yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Teşekkürler. Ben çok insanlığın, yani insanların teker teker ya da insan işletim sisteminin oluşma şekli ve onu değiştirmenin zorluğu nedeniyle insanların bencillikten ve şu andaki hastalıklarından kolay kolay kurtulabileceklerini düşünmüyorum. Ama değişimin gelmekte olduğunu, sürekli geldiği bir çağın içinde olmamız iyi. Bunu bilimin ilerletmekte olduğu da bir gerçek. Zaten doğru düzgün bütün değişimlerin müsebbibi bilim olmuş şimdiye kadar. Ve burada en çok sözü geçen bilimin matematik olması da harika. Çünkü gençlere matematiğin önemini anlatmak için bundan daha iyi bir hikaye anlatılamazdı. Yani gizli matematikçi olarak, her ne kadar mühendissem de ben aslında gizli gizli matematikçi hissediyorum kendimi. Evrenin ve her şeyin sırrının orada olduğunu ben de öteden beri düşünüyordum zaten. Bunu bizim bulma ihtimalimiz var. Yani sonuçta insanlık düze çıkar mı ya da işte dünyayı mahvetmeden bitirebilir miyiz falan bilmiyorum. İnşallah o da olur ama beni mutlu eden bu hikayede bütün bunları bizim bilme, öğrenme, keşfetme şansımız var. Yavaş yavaş onun ucu göründü. Beynin nasıl çalıştığını, evrenin birbirine nasıl bağlantılı olduğunu falan keşfedebileceğimiz, işte yediğimize içtiğimize dikkat edersek bizim ömrümüz süresi içinde belki başarabileceğimiz bir çağda yaşıyor olmaktan çok mutluyum. Hocam bir şey soracağım. Son sözün devamı olarak. Mesela buradaki dört tane çocuğu, dört bebeği alın. Bunlar 400. Bu dört bebekten birinin sizin kendi çocuğunuz olduğunu, birinin bu CRISPR teknolojisiyle yaratılmış olduğunu, birinin yapay zeka ürünü olduğunu, diğerinin de komşunuzun çocuğu olduğunu düşünün. O zaman şüphelenirim komşudan çünkü hepsi birbirine mi? Can, biz seni öyle bilmezdik. Şimdi bunlar arasında bu çocukları yetiştirme görevi size verilse ve hangisinin kendi çocuğunuz olduğunu bilmeseniz. Evet, yapılacak şey tabii hepsine yani aynı derecede. Yani bunlar arasında bir ayrım yapar mıydınız? Tabii yani bu durumda işin matematiği hepsine verebileceğimiz en iyi sevgi olsun, bağlılık olsun, en iyisini vermek oluyor. Dolayısıyla Mars'tan bakan iş için belki biz de birer yapay zeka olabiliriz. Ve buradaki mesela CRISPR teknolojisini belki bir ara konuşmakta fayda var, bilmiyorum. Yani bu edit edilen bebekler. Şimdi biz bu edit edilen bebekle yapay zeka ile elde edildi. Şu anda o düzeyde değiliz tabii ki. Ama böyle bir çocuk yaratabilseydik kendi çocuğumuzdan ne farkı olurdu? Yani bunları yetiştirme açısından. Tabii. Onun harifesindeyiz. Dolayısıyla esasında bakarsanız
şu anda yeni doğan bir böbek yaşamın bize sunduğu bir sıfır noktasındaki bir yapay zeka ürünüdür. Yapay zekayı böyle güzel şeyler için kullandığınız için teşekkür ediyorum. Peki, ben herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Bence çok güzel bir söyleşi oldu. Sağ olun. Ama tecrübesizliğime verin. Erken alkış yaptım. Sorular, sizden sorular gelecektir. Cem Hocama, Tanol Hocama lütfen sorularınızı sorabilirsiniz. Buyursunlar. Hocam duyulur sesiniz. Buyurun. Mikrofon kayıt için gelsin de. Hocam bilinç tek midir? Tek zamanda mı oluşur? Yoksa bilinçin kopyaları var mıdır? Böyle bir teoriye inanır mısınız? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama yani teorik olarak ben bir insanın taslaman bir kopyasının çıkarılabileceğine inandığım için bunlar hep prensipte, yani şu anda bugün bunun olduğunu söylemiyorum. O kopyalamayı yaptığımız anda o adamın bilincinin iki kopyası olur gibime geliyor. Bu gerçekten tam bir felsefe serisi oluşturabilecek, bitmek tükenmek bilmeyen harika bir tartışmanın başlangıcı olabilir. Tamam hocam. Yani kopyalama açısından bakarsak kopyalandığı an itibariyle ikisi de birbirine denktir diyebiliriz ama ondan sonra ilk andan itibaren iki farklı bilinç şeklinde yollarına devam edecektir diye düşünüyorum. Ama merkezi bir yere de bir katkıda bulunduğumuz inancındayım ben. Bir evrensel bilinç kavramı var sanki. Yani şunu, bu sorunun yanıtını ben bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. İnsan kendi genomu değil, insan konnektomu. Dolayısıyla benim çok sevgili arkadaşım Sinan şimdi burada oturuyor. Ben elimde bir sihirli denek olsa Sinan'dan ikinci bir Sinan daha yaratsam ve eski Sinan'ı alıp yemeğe götürsem, öbürüyle hiç ilgilenmesem, onlar yaptıkları ilk farklı seçimden sonra farklı iki kişidir artık. Dolayısıyla burada seçim yapmayı bu nedenle ben bilincin en önemli kriteri olarak kullanıyorum. Yani insanlar yaptıkları iki... Biliyorsunuz 276 tek yumurta ikizi 4 yaşın altında ayrıldıktan sonra incelenmişler ve hiçbir bağlantılılıkları yok. Yani genomların aynı olması onların benzer yaşam sürmeleriyle falan ilişkili değil. Tamamen hocam, bağımsız. Bazı yani, açılardan da çok tuhaf şekilde benzerlikler olabiliyor. Mesela ben bir ikiz çalışması okumuştum. İşte doğumda ayrılmışlar yani. Biri bir ülkede, biri bir ülkede geliştirmiş iki çocuk. Sonradan işte 40 yıl sonra şey yapıyorlar. İkisi de denize ters ters yürüyerek giren insanlarmış mesela. Ya bu bu da acayip. Bu yani abi demin inekle Marilyn Monroe arasındaki oran %98'di yani. Gözünü seveyim ya. O kadar olsun. O kadar olsun, evet. Peki buyurun. Ya da korpus kallozum kesildikten sonra farklılaşan iki yarım küre. Yok, benimkisi biraz daha farklı. Peki. Kişinin bilincini, yani bütün ortalama 86 milyar nöronu var bir insanın. Bu 86 milyar nöronu bilgisayara veya başka bir herhangi bir yere kopyaladık yerinde orada işlev gösterebiliyor diyelim ki bu bahsettiğimiz 86 milyar nöron. Ama aynı zamanda kişinin orijinali de işlev gösterebiliyor. Bu ikinci oluşturduğumuz benim bildiğim fiziğe göre hayır. O saatten sonra ikiz kardeş gibi bir şey olurlar. Yani birbirlerini etkilerler. Çünkü ikisinin de çok büyük oranda 86 milyar nöron var. Yani değişik bir şekilde işliyor. Birbirlerini hani bir tür mistik bağla etkileyeceklerini sanmıyorum. Öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Ama birbirleri konuşarak çok etkileyebilirler tabii. Her insanın yani başka her insanı etkileyebilir. İki biz birbirimizi nasıl etkiliyorsak onlar evet, ikisi birbirini ancak o şekilde etkileyebilirler diye düşünüyorum. Ama şu var. Belki Cem Hocam'la ayrıldığımız yerlerden biri bu olabilir. İnsan beyni bilgisayar değil. Yani bilgisayar, insan beyninin bilişsel bütün fonksiyonlarını yapabileceğine inanıyorum. Ama insan beyni bilgisayar gibi bir şey değil. İnsan beyni bilgisayardan farklı kurallara çalıştığı inancındayım. En önemli ayrım yeri enerji kullanımı. Yani insan beyninde bir byte'lık bilginin bir santimetre öteye taşınması aşağı yukarı
12-13 femtojul, yani bunlar önemsiz şeyler, çok az. Çok az bir enerjiyle çalışıyor beyin. Ve çok iyi bir bilgisayar derim ben ona. Evet. Gerçek olamayacak kadar iyi bir bilgisayar. Ama bir de bugünkü en azından bilgisayar anlayışımızdan farklı bir şey şu. Mesela siz bir potaya bir top atıyorsunuz ve top potaya girmiyor. Ama bir şekilde bir sonraki sefer ilkinde yaptığınız hatayı yapmıyorsunuz. Yani bu 100 milyar nöronun bir yerlerinde bir değişiklik oluşuyor. Bu katmanlar halinde oluşan alsal yapıda bir değişiklik oluşuyor ve bir sonraki sefer bu hatayı yapmıyorsunuz. Pekiştirmeli öğrenme. Pekiştirmeli hocam öğrenme. Bir şey sorayım peki. Bugünün bilgisayarını, bugünün en gelişmiş bilgisayarını insan beyninin fi tarihindeki bir haline ya da başka bir canlının fi tarihindeki bir haline benzetebilir misin? Yani daha eski zamanlarda, şu evrimsel süreçte. Çok çapraz oldu bu. Evet de kurtul. Şöyle diyeyim. Çünkü insan beyni de nöron, evrilerek gelmiş. Tek bir nöron bilgisayar gibi çalışıyor olabilir. Ama bu 100 milyar nöron bir araya geldiği zaman daha çok sosyolojik modeller gibi çalışıyor. Ve önceden tahmin edilemeyen kararlar veriyor. Evet. Bilgisayar önceden tahmin edilemeyen bir karar veremiyor. Ama bu benim onu tahmin edecek kadar güçlü bir işlem gücüm olmamasından kaynaklanıyor. Tamam. Yani ben şu andaki bilgisayarların beyinden ya da beyinden farklı bir düzenekte çalıştığını zaten söylüyorum. Ama bu sorunun yanıtı evet. Yani ya da günün birinde insan beynini model alarak gelecek, ona çok benzeyen bilgisayarlar tabii oluşturulabilir mi? Bu yanıtı hocam sen daha iyi biliyorsun çünkü kuantum bilgisayarlarla çalışıyorsun. Tabii ama hiç kuantumu işin içine katmasak bile bugün sizin ana mesajınız aslında cevap bence. Yani karmaşıklığını artırabiliriz. 3 değil 5000, 5000 değil 50 milyar falan yaparsak o sistem sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da değişik bir şey oluyor. Aynen, değişik doğru. Analiz etmesi falan ve sadece bunun fark olduğunu anlamamız bile çok iyi bir şey. Yani bu son cümlen harika, bana göre yani işi toparlayıcı cümleydi. Yani bu karmaşıklığın artması sadece niceliği değiştirmiyor, niteliği de değiştiriyor. Hocamın söylediği paradigma değişikliğini yaratan da bu. Evet. Ve alsal sistemlerin zaten en güzel tarafı, benim de söylemeye çalıştığım enformasyon sistemleri zeka üretir dediğim yerde tam burası işte. Evet. Yani bu aslında çok iyi bir şey. Çünkü aslında o basit anlama umudumuz olan sistemlerden sadece birkaç yüz milyarla çarptığımızda yine aynı parçalar bir araya geliyor ama birkaç yüz milyar kat. O zaman iş bir tuhaflaşıyor. O zaman bizim insan dediğimiz, işte eşrefi mahlukat dediğimiz bir seviyeye geliyoruz. Aslında biz anladık gibi de birkaç yüz milyar kat daha çıkmamız gerekiyor. Evet, tam böyle. Evet. Buyurun. Hocam arkanızdaki, sonra siz. Merhaba. Ben biraz daha tasavvufi tarafından da felsefi taraftan sormak istiyorum. Ene ve ego, benlik üzerinden gittiniz. Kibrini bilme sonucunu mu verir? Yapay zekayı bir an için evrendeki tüm zekanın yekûnu, kümülatifi olduğu bir noktaya vardığını düşünelim. Bu durumda insan homo deus, tasavvuftaki enel hak diyen hallac gibi tanrı benim ulaşılabilen nokta buraya mı gider? Yoksa gerçekten haddini bilip kibrini anlayıp kendinin ne olduğunu tam anlamasına mı gider? Bu konuda sormak istiyor ben. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben biraz farklı bakıyorum ona. İnsan yükselip de Tanrı ile hemhal olamayacağını gördükçe sanki aşağı doğru gidip tanrıcılık oynamaya başlıyor gibi. Dolayısıyla da sizin dediğiniz türde böyle bir evrensel zeka ya da böyle bir yapay zeka her şeyi bütünleyici bir şey oluşsa sanki bana insan onun dışında kalacakmış gibi geliyor. Ne yazık ki. Bencillikten arınmak falan bence insan doğasına aykırı bir şey.
Yani kolay kolay onu insanların... Yani onu aşabilmesi için insanın önce ölümle arasındaki ilişkinin şey olması lazım, barışık olması lazım. İnsanın ölümle arasındaki ilişki barışık olmadığı için bu çelişki her zaman devam edecek gibi. Yani işte tasavvufta da aslında siz hani ölmeden önce ölünüz bakış açısıyla fiziksel olarak belki ölümü yenemiyorsunuz ama başka bir boyutta ölümü yenebileceğiniz bir hale geçebiliyorsunuz ve o şekilde o sonluluk olgusunu aşmış oluyorsunuz. Şimdi burada aslında ortada fiziksel dünyada bir sonluluk olgusunu belki de aşacak bir mekanizma olacak. O dediğiniz işte evrensel zeka ya da işte yapay zekanın o bütünleşik hali diyelim ki. İnsanın bununla olan diyaloğu çok önemli. Yani insan bundan bir ders çıkarabilirse belki olumlu düşünülebilir ama hani ben şu anki gidişata baktığımda onu görüyorum. Yani insanlık şu an başka bir yere gidiyor. Yani hocam sen de Mevlana'dan deneyimlisindir. Senin de vardır ya, tasavvuftan ekleyeceğim. Sorunuzun yanıtını bilmiyorum diyeyim en kolayı. Ama şöyle düşünüyorum. Şimdi biz bu hakim olan bilim ve kültür nedeniyle o yaprak, ağaç, orman analojisine dönersek kendimizi yanımızdakinden çok farklı ve kıymetli bir yaprak olarak algılıyoruz. Halbuki öyle olmadığımız zaten aşikar. Ve orman açısından sonbaharın gelip yaprağın düşmesi doğal bir şey. Ve orman açısından yaprağın ölümünün bir kıymeti yok. Biz kendi zihin dünyamızı yaprağın kendisinde tutarsak eğer, ölüm çok önemli bir şey. Ama kendi zihin dünyamızı ormanın kendisine eğer aktarabilirsek, o zaman sonbaharda yaprağın yere düşmesinin orman açısından çok büyük bir önemi yok. Var. Gübre olacak. Ben bunu ciddi söylüyorum. Dalga geçmiyorum. Gübre olacak. Bu yani kıymetten düşmeyecek. Evet. Kıymetten, ben katılıyorum hocam. Kıymetten düşmeyecek. Bu kadar söyleyeyim. Oradaki beyefendi. Tamam da düşecek. Şey, buyurunuz. Mikrofon, buyurun. Beyefendi. Hocamdan sonra iki soru daha alacağız. Evet. Çünkü Cem hocamın zamanı kısıtlı. Evet. Yaprak düşmek sizden üzere. Sizden sonra iki soru daha alacağız. Buyurun. Hocam size de bir yarar. Ben Erdal Arıldız. Konuşmacılara çok teşekkür ederim. Güzel bilgiler verdiler. Ben de meslek olarak da elektronik yüksek mühendisiyim. Bilgisayarlı kontrol sistemlerinde de doktora yaptım. Doğuş Üniversitesi'nde de hocayım. Şimdi bu çerçevede kısa bir katkı yapmak istiyorum ben. Görüşümü söylemek istiyorum. Şimdi 30 yıl önce yaklaşık olarak globalizm konsepti ortaya atıldı. Yani küreselleşme kavramı içinde şunu söylediler bize. Dediler ki bırakın kardeşim biz istediğimiz yere gidelim. Ucuz işçiliğin olduğu yerde üretimimizi yapalım. Gümrük duvarlarını da indirin. İstediğimiz yere de bu ürettiğimiz malları satalım. Ve bu sistem gayet de güzel işledi. İşte Çin ve benzeri yerlere gidildi. Fabrikalar oralara götürüldü. Kapitalizm tabii ki sürekli kendini geliştiren bir sistem. Sonuçta dijital teknoloji giderek gelişti. Yapay zeka, şey sizlerin de ifade ettiği gibi gelişti. Ve bu yapay zekanın üretime uygulanması da tabii hızla kendini gösterdi. Ve üretim hızla elektronik ve kontrol sistemlerinin etkisi altında robotlaşarak otomasyona gitti ve kısa sürede işçisi olmayan fabrikalar ortaya çıkmaya başladı ve artık şunu söylüyorlar bize, biz fabrikalarımızı getireceğiz, artık kendi ülkemizde yapacağız, işçiye de ihtiyacımız yok. Onun için de
açığa çıkan işçilere de işte evrensel temel gelir diye bir kavram ortaya atıldı. İşte biraz bir şeyler vereceğiz. Onlar da kendi hallerinde hayatlarını idame ettirsinler. Güzel. Bu evrensel temel gelirden yararlanan insanlara da baktığımızda, ki bunların da deneyleri yapılmış bazı ülkelerde, bunlar da işte kafelerde şurada burada vakit geçiriyorlar. Pek kendilerini aşacak, geliştirecek bir eyleme de ya da çabaya da girmiyorlar. Şimdi bu durumda Endüstri 4.0'ın hızla gelişmesi ve üretimin büyük boyutlara çıkması tabii ki ne yapıyor? Bu ağın içinde yer alacak herkesi, yani her ülkeyi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü eğer siz milli bir Endüstri 4.0'ı kendi bünyenizde oluşturmazsanız, ya o ağa tamamen tabi olursanız, çünkü Endüstri 4.0 şunu getiriyor, sizin stoklarınıza varana kadar her şeyi görüyor, siparişi veriyor, üretim kalitenizi görüyor, yaptığınız çalışmaların hepsini görüyor, siparişi veriyor, o siparişe göre malınız yola çıkıyor, çıkacak malın transferi kim yapacak, para nasıl gidecek, her şey apaçık ortada. Dolayısıyla sizin bir gün bu sistem dışına itilmeniz durumunda bütün ekonominizin çökme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla bütün ülkeler yavaş yavaş kendi milli Endüstri 4.0'larını da yaratmak zorunda kalacaklar. Bu da yapay zekanın daha da hızlı gelişmesini, büyümesini ve yaygınlaşmasını getirecek. Bu durumda şu ortaya çıkacak, biyolojik insanlar, yani bizler açığa çıkmış durumdayız. Tamamen üretimler makinalar tarafından yapılıyor ve öyle bir noktaya gelecek ki, işte Yuval Harari'nin de bahsettiği gibi bir anda insanlar hacklenebilecek, yani beyinleri okunabilecek noktada olacaklar ve hacklenebilecekler. Yani bu ne demek? Siz yavaş yavaş makinalara karşı, ya artık her şeyi makine ile şey yaptı, geçirdi, biz artık bunlara karşı bir eylem içine girelim, bunlara karşı bir mücadele edelim dediğiniz anda da sizi hacklemiş olacaklar ve devre dışı bırakacaklar. Yani sonuç hocam. Biyolojik insanın sonu gelmiş oluyor bu noktada. Dolayısıyla tamamen yaklaşık olarak işte verilen tarihler de 2050 civarında. Beyefendi, 2050 tamam gibi. Sesleri geliyor, duymuyor musunuz? Siz katkı yapacağım diye söz aldınız. Burada anlattıklarınızın tamamını, buradaki insanların hepsi 9-10 toplantıdır. İzliyorlar, biliyorlar. Özür dilerim ben. Hocam, bakmayın. Evet. Sorunuz varsa, evet, birkaç cümle hocam tamamlarsanız. Bitti zaten. Bitti. Yani sonuçta biyolojik insanın sonu 2050 gibi geliyor. Bunu hazırlıklı olalım diyorum. Hocam çok teşekkürler. Hocamın. Ömür hocam. Hocam buyurun. Felsefe yapmayacağım. Şimdi bir Cem matematiği vurguladı gayet güzel. Şimdi Batlamyus'un 81 tane küresiyle Kepler'in elipsleri matematiksel olarak sadece zorluk içeren farklılıkları olan şeyler. Yani eğer Kepler o elipsleri getirmeseydi işler belki hala uğraşılan matematik çözümleri arıyor olacaklardı. Bu bir. İkincisi bu nöron kümesinden bilgi gelmesi, alınması meselesi gayet doğal. Çünkü orada nöronlarda elektrik akımları oluyor. Onlar da elektromanyetik dalga oluşturuyorlar. Bunları algılıyorsunuz. Gayet basit bir şey. Şimdi zeka
tanımı ben 61 yıl önce ışıklar içinde yatsın psikoloji hocam İhsan Kongar tanıdık geliyorsa babasıdır. Tanıdığınız Kongar'ın. Ondan şöyle demişti. İçgüdü ve alışkanlıklarımızla bulamadığımız çözümleri bulmakta bize yardım eden yardımcımız fakültemizdir demişti. Zekanı tanımı. Hala bana bundan daha iyi bir tanım gelmedi şimdiye kadar. Şimdi geçen gün Orhan yazısında dinozorların yok oluşunu işte meteor geldi çarptı toz bulutu vesaire benzer bir şey yine olabilir. İnsanlar böyle bir göktaşı macerasından sonra yok olabilir. İnsan yerine başka insanlar belki gelişebilir. Çok önemli bir şey var. Bu evrim konusu genelde hep yanlış anlaşılıyor. İnsan hemen hemen herkes sanıyor ki organizmalar mutasyonları, değişimleri ihtiyaç vukuunda kendileri bir şekilde sağlıyorlar. Hayır, bunlar tamamıyla rastgele değişimlerle olan durumlardır. Organizmalar bilinçli olarak kendi zorluklarını şimdi belki işte laboratuvarlarda bir takım geçen de okuduk Çin'de yapılan bir şey. Bana tabii hemen aklıma Aldo Huxley geldi. Onun sonucunda. Yani belki bir takım şeyler yapılabilir ama en tabii bilemediğimiz tek şey canlılık nasıl başladı? Hani biyolojik canlılık bir tek onu bilemiyoruz. Ama ondan sonra gerisini gayet güzel biliyoruz. Başka söyleyeceğim bir şey yok, yok. Evet, evet. Sağ olun hocam. O kadar. Galiba son bitirdik sanıyorum. Siz bitireceksiniz. Mikrofonu. Ben bir şey söylemeyeceğim. Söyleyecek çok şey var aslında da bir tartışmalar arası süreci içinde. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Yani biz insan zekasını burada beynini falan yapay zeka referansıyla anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Böyle bir şey yok. Yani biz belleği henüz daha bilinci, beyni anlayamadığımız için çok bilinmezlikler var orada. Kendi ürettiğimiz bir modelle bakıp ona çok benziyor. Ne kadar güzel ve mutlu oluyoruz orada. Aslında bu bizim bir de şöyle bir tarafımız var. Kendi yarattığımız bir şeyi çok seviyoruz. Yani bizim ürünümüz sanki doğurmuş gibi, bebek doğurmuş gibi bir durum var orada. Neyse bu başka bir konu. Bu toplantıyı bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir, umarım siz de aynı düşünceniz. Şimdi de biz ikisinde, Şubat ikisinde 10. toplantıyı planladık. Orada tabii ki bu toplantıdan çıkan başka bir şey daha var. Bilim, yani yeni bir toplum, yeni bir insan, yeni bir anlayış arıyoruz. Aslında bugün bilimsel çalışmalar buna ne kadar hizmet edebilir veyahut da buna ne kadar yönlendirilebilir? Acaba bugün kendi halinde bırakırsak bilimi, bütün bu çalışmalara baktığımız zaman yani çünkü yılda 3 milyon paper yayınlanıyor, araştırma sonucu yayınlanıyor dünyada. Acaba bunların geleceğe, yeni insana, yeni topluma hizmeti ne oluyor, ne olabilir? Ya bu çok önemli bir şey şimdi. En önemli araç bilim diyoruz ama yani ve bu değiştiriyor her şeyi. Nitekim de öyle. Dünyayı değiştiren, insanları, toplumları, her şeyi değiştiren bir araç var insanların elinde. Bu yeni toplumu yaratmakta bir araç olarak kullanılabilir mi? Bu çok önemli olarak gördüğüm bugünkü toplantıdan çıkardığım sonuç. Belki bunu bir toplantıda tartışabilir miyiz? Ne dersiniz? Belki haftaya değil ama gelecek aya değil ama bunu şekillendirebilirsek iyi olur diye düşünüyorum. 2 Şubat'ta yine
Bahçeşehir Üniversitesi'nin ile birlikte yapacağımız toplantıda hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz.